Selam, videoya hoş geldin. Ben Zübderik. Bu da benim hayalimdeki süper gelişmiş şehrim. Bu ise ben. Yani buranın yöneticisiyim. Neyse, fazla konuşmaya gerek yok. İşte süper intromuz. Öncelikle yöneticinin ananı... Öncelikle yöneticinin kim olduğunu... Selam ben adam. Öncelikle yöneticinin kim olduğunu seçerken Ramiz Kareski ile karşılaştık. Ramiz abinin uzun süren bir tartışma sonrası bölgemizin ismini Polat yapmaya karar verdik. Başkan belli, bölge belli, bayrak bağımsızlığımızın temeli olduğu için önce Türk bayrağı yapmaya çalıştım. Ama yıldız yerine İsrail bayrağı görünce fikrimi değiştirip Osmanlı bayrağının tıpatıp aynısını tasarladım. Polat'la da başladıktan sonra sadece ve sadece 5 aileniz var. Mükemmel. Bölge ismimizin Nus. Başladıktan sonra haritaya bakıp iyi bir noktada mı başlamışız? Kontrol edip oyunu sakin bir dille uyardım. Doğurcan yeri sikeyim senin. Kölelerimin, pardon. Halkımın yaşaması için gerekli olan kerestecidir, avcı vesairedir. Bunları size anlatmama gerek yok sanırım. Hafif gelişme noktasına gelene kadar geçen zamanı size bir müzikle anlatmak istiyorum. Peki, işin şakasını bırakalım. İlk öncelik olarak halkımın mutlu yaşaması, nüfusumun artması için onlara ev yapmaya karar verdim. Galete git. Yahuza. Malzeme eksiğimizi kapatmak için öncelikle bir keresteci, aç kalmayalım diye bir avcı kulübesi yapmaya karar verdim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra halkımın evini inşa etmeye başardım. Bazı evlere bahçelerinde sebzedir, tavuk vesaire üretmeleri için olanak sağladım. Böylece açlık krizini azaltmış olacaktık. Nüfusun artmasıyla gelen özgüven sonucu haydutlara racon kesip onları bitirmek istiyordum. Çünkü ibneler sürekli olarak benden yiyecek falan bir şeyler çalıyorlardı. Çalmalar önemli değil. Halkımın bunları görüp hiçbir yapmaması sinirime gidiyordu. Ben o mahalleye yine gelirdim de arabanın altı sürtüyor. Ülkeme geri döndüğümde ilk işim bir kilise inşa etmek oldum. Cami yoktu. O yüzden kiliseye insanların gitmesini yasakladım. Belirli ev sayısına göre seviye atlayabiliyoruz. Ben bana gelen seviyelerle elma üreticili ve koyunların üremesine olanak sağladım. Sonrasında uzun bir yol çekip meyve toplamaları için toplama alanı inşa ettim. Yiyeceğimizi düzgün kullanırsak 3 ay yeteceği umuduyla kendime güvenip daha fazla ev inşa etmeye başladım. Böylece nüfusumuz artacak, artan nüfustan vergi alarak zengin olacaktım. Bu hayalimi gerçekleştirmek uğruna daha fazla yiyeceğe ihtiyacımız vardı. Ben de koskocaman bir tarla inşa edip güneşe dairesi yanmış ailelere çalışmaya gönderdim. Tabii ki zorluklu değil. Gider misin dedim. O da ben senin kölen miyim lan deyince... Kendisi çalışmayı çok istediğini söyleyip bu işi birkaç ay ile birlikte bitirebileceklerini söylediler. İyi insanlar gerçekten var. Tarladan sonra büyük bir koyun çiftliği inşa edip Tarladan sonra büyük bir koyun çiftliği inşa edip hem etinden hem de yününden faydalanırız diye düşünüyordum. Ama oyunun eksikleri yüzünden sadece ve sadece yün toplayabiliyormuşuz. Haydutlardan sonra hiç ordum olmadığını hatırlayıp ordu basmak istedim. Ama yeterli silahlanmamız olmadığı için ülkemizin kurtuluş işini şansa bıraktım. Allah'a emanetsiniz. Reis, burada şimdi bir olay çıksa müdahale etme yetkin var mı? Şu anda yok. Şu anda güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olaya müdahale edemiyorum. Saygıdeğer Zübdürük Bey bilgisayarı kasmaya başladığı için son hatlaya kadar gelen kısmı kaydetmedi. Ve büyük başarısı sonucu onu yalnızlığa sürüklemek zorunda kaldı. Gelen her like Zübdürük'e yeni bir pis alması için teşvik. Bir de akıllanması için tokat olması dileğiyle. Hoşça kalın. Bye bye.